Merhaba arkadaşlar, ben Papago. Bugün sizlerle günübirlik doğa yürüyüşüne lazım olacak malzemeleri almak için Kocaeli Decathlon'a geldik. Neden Decathlon'a geldik? Bildiğiniz gibi tüm dünyada ve Türkiye'de en çok spor dalında ürün bulunduran ve en ucuz satan yer Decathlon. O yüzden bugün Decathlon'u ziyaret edeceğiz. Günübirlik bir doğa yürüyüşüne neler lazım? Fiyatlar neler? Ve şimdi bahar geldiği için müthiş bir indirim var. O indirimden de faydalanacağız. Hadi bakalım birlikte girelim içeriye. Epey malzeme alacağımız için arabamızı alıyoruz girişten. 1 lira lazım bunun için. Şimdi ilk önce bir çanta bakmamız gerekiyor günübirlik gezilerde. Yaklaşık 25-30 litrelik bir çanta işimizi görecek. Çanta bölümü hemen şurada. Oraya doğru geçelim. Burada Decathlon'un aslında en meşhur çantaları var. Herkesin sırtında görüyoruz bunları. Yeni renkleri de çıkmış. Bunların fiyatı şu an 25 lira. Ama bunlar bizim günübirlik bir yürüyüşümüzde yeterli olmayacak. O yüzden biz hemen yanında bulunan bir büyüklerine bakacağız. İlk olarak tabii şimdi hangisi güzel? Evet, burada bir tane 20'lik buldum. 30'luk bakacaktım ama bu daha güzel geldi. Renkleri daha hoş. Nasıl ya? Şimdi sırt kısmında gördüğünüz gibi petler var. Bunlar terlemeyi önlüyor. Ve sırtımıza koyduğumuz ağırlıkla birlikte rahat bir yürüyüş sağlıyor bize. Hemen alt kısmında yağmurlu kısmı var. Evet. Buraya yağmurluğumuzu koyabiliyoruz şu alana. Fonksiyonel bir çanta. Bunu alacağım. 20 litre yan tarafta suyu koyacak yer var. İç kısmı da geniş. Size hemen göstereyim. Aynı laptop çantası gibi. Buraya laptopu da atabiliriz duruma göre. Göğüs bölgesinde bir perlon var. Bunu sıkıştırıyoruz ve yürüyüşümüzde rahatlık sağlıyor. Şunları da çektiğimizde acil can yeleğini şişiriyor. Bak bunun biraz okunuşu sıkıntı. Herkes farklı okuyor. Geçen baktım. Gerçek okunuşu nasıldı ya? Keşua evet. Keşua diye okunuyor. Ben bunu atıp şey şu diyordum. Ama gerçeği Keşua'ymış. Arkadaşlar şimdi ikinci önceliğim benim şapka. Çünkü gördüğünüz gibi biraz saçtan yana muzdaribim. O yüzden şurada şapka reyonunu gördüm. Oraya doğru gidiyorum. Koşarak bunlarla. Şimdi değişik şapkalar var. Cover. Bir dakika arabam kaçtı. Normalde ben hep böyle kamuflaj tarzı şeyler alıyorum. Ama bugün bir değişiklik yapacağım. Şurada mantelleci diyecektim de değil. Ne? Şeyli, fileli şapka gördüm. Evet. Şimdi bunların boyutları vardır mutlaka. Dark grey, koyu gri. Şu. Bunların hepsinin boyutu aynı mı ya? No size. Evet, hepsi aynı. Tamam, bir tane deneyeceğim. Mene var mı? Aynı. Sen tak, ben bakarım. Nasıl oldu bu? Bu olmadı gibi ya. Bence yakışmadı. Yakışmadı, daha güzel bir şapka bakabiliriz. Bu da aynısı, buna bakalım. Buna bakalım. Olabilir. Bu nasıl bro? Bu daha güzel oldu. Tamam. Bu şapkayı aldık, gidiyoruz. Gittin nasıl? Şöyle. Hemen listemize tık atıyoruz. Evet, şapka. Hiç pas atmıyorsunuz bana beyefendi. Ben buraya gelince kendimi kaybediyorum. O kadar çok ürün var ki böyle. İnsan hepsini alası geliyor. Ama maalesef tabii imkanlar kısıtlı. En düşük maliyetli, en ucuz ve en kaliteli ürünü bulmaya çalışıyoruz. Şimdi şapkayla çantayı aldım. Bir de üst baş almam gerekiyor. Hemen şurada tişörtlerle eşofmanların olduğu reyon var. Şu tarafa gidiyoruz. Hmm.
Vitali Bey. Aa, siz de mi buradaydınız? Buyurun, ben buyurun. Ben de dolaşmaya geldiydim, biliyor musun kardeşim? Şimdi niye buraya geldik? Tişörtle yürüyüş pantolonuna bakacağız. Şuraya. Ama o large, o bana olmaz. Fiyat olarak 50 TL arkadaşlar. Aynen. Evet, medium var. Bence güzel. Bizim yaptığımız işi de çok güzel anlatıyor. Güneş, dağ, ormanlar, akarsu. Tamamen bizim içinde bulunduğumuz ortam. Bizi anlattığı için bu tişörtü almayı düşünüyorum. Fiyatını da yazayım. En son bir hesaplama yapacağım. Sırt çantası 120 idi, onu hatırlıyorum. Ama şapkaya bakmadık değil mi? Şapka kaç paraydı? Bakmadık, hatırlamıyorum. Üstünde yazıyor muydu? Yazmıyor. Tamam. Birazdan şapkaya da bakarız. Şu anda 170 artı bir de şapka fiyatı. Şimdi şuradan bir tişört almıştım. Çok da hoşuma gitti ama 35 liraya hem de renk olarak daha güzel bir tişört buldum. Fakat bunların hepsi X large, medium. Evet. Medium, M. Diğer tişörtü bırakacağım. Ondan vazgeçtim. Bunu alacağım. Bunu yedek olarak bile taşıyabilirsin yanında, evet. Yani terlendiğinde. Ama şimdi bir tane almamız gerekiyor. O yüzden bütçemize göre davranalım. Ve bunu seçiyoruz. Bunun neden seçiyoruz peki? Hold kapları gördüğünüz gibi fileli. Hava alıyor, terlemeyi de azaltıyor. O yüzden bunu alacağız. Hem de bu terlediğimizde daha çabuk kurur. Hmm. 50'ye bir çizik attık. 35 yaptık. 15 lira cepte kaldı. Decathlon Kocaeli her sene misafirlerine, buradaki müşterilerine ücretsiz doğa yürüyüşleri düzenliyor. 4-5 tane. İki de bu sene birlikte yürüyeceğiz. Şimdi yürüyüşlerde kullanmak için bir tane pantolon bakıyorum. Doğa yürüyüş pantolonu. Hatta size bir ölçümü nasıl oluyor onu da anlatacağım. Burada hep ölçüler var ama herkesin ölçüsü kendine göre tabii. Biraz da kilo aldığım için bu aralar bir büyük beden bakacağım. Normalde 42 giyiyorduk. Ama 44 yok. Var. Yok yok. Bu bayan mı ya? Her pembe şey bu. Burada. Tamam, erkek diyor. Güzel. Şimdi arkadaşlar şunu açalım. Böyle mi ölçüm alıyorsunuz? Biraz boydan uzun geliyor da onu halledeceğiz bir şekilde. Normalde kişinin dirseği ile yumruğunun arasındaki alan belinin uzunluğuna denk geliyor. Şöyle pantolonun içine koyup yumruğumuzu sıktığımızda şu boy. Evet, 44 beden alıyoruz. Nasıl bir pantolon bu? Anlat bize bu pantolonu. Aga, bu pantolon... Ya da anlatacak birini bulalım. Arkadaşlar bu çok hafif bir pantolon. Şuradan hemen bir bakalım özelliklerine. Nefes alabilen sentetik kumaş, teri dışarı atar. Yara elastik bel kalçanın üstünde ve dizlerde esnek bölgeler. Evet, yani rahat bir yürüyüş sağlıyor. Terlediğimizde hemen dışarı atıyor ve rahatça kuruyor. Hafif. Şöyle bir bakacak olursak 200 gram falan. Rengi de hoş. Cepleri var işte şurada. Cüzdanımızı koyacağımız fermuarlı cebimiz var. Onun haricinde arkada cep yok. Mantıklı. Kaliteli, güzel. Ben beğendim yani. Yürüyüş pantolonu. Yürüyüş pantolonu. Eşofman olur mu? Her yerde topla oynayamaz. Topun olduğu yer. Gelsene. Gelsene. Herkes bize bakıyor. Bunlar ne yapıyor? Şimdi doğa yürüyüşünde ne lazım? Çanta aldık, tişörtümüzü aldık, şapkayı aldık, pantolonu aldık. Tabii ki su en önemli şey, biliyorsunuz bir insan 3 gün susuz. 3 hafta aç kalabilir. Şimdi suluk lazım bize. Hemen sağ tarafımda gördüğünüz gibi paraben içermeyen suluklarımız var. Kimisi metal, kimisi plastik. Birçok renk var. Biz unisex olanı seçeceğiz. Yani herkese gider tarzda. Şu bilet dedikler var. Bunların fiyatı... Evet, biz burada şimdi en ucuzunu alacağız yine tabii. Burada da %30 indirim var. 150 TL'ye alışveriş yaparsanız normal etiket fiyatı.
0.8 litre yani 800 mililitre. Bu işimizi görür. Çünkü doğa yürüyüşüne genelde yürüdüğümüz rotalarda 4-5 tane çeşme oluyor. Ve suyumuzu oradan tedarik ediyoruz. Bu bizim işimizi görecek. Ya gerekirse aslında 2 tane de alabiliriz. Yani 2 tanesi şurada 1 litreliğin fiyatına geliyor. Bir tane alıyoruz. Evet, suluğu da aldık. Şimdi ne oldu? Hemen bir maliyete bakalım. 85, 90, 100, 120, 240, 250, 256,5. Bir de şapka var. Ha, şapkaya bakacaktım, onu unutmayalım. Askeri ücretten haberiniz yok galiba. Arkadaşlar şu anda doğa yürüyüşü ürünlerinde 150 TL ve üzerinde tam %30 indirim varmış. Az önce şurada kulak misafiri olduk. Vallahi kulak misafiri olduk. O yüzden hızlıca alalım bitmeden. Efsaneler geliyor. Onu bir düzeltelim oğlum. %100 U ve şunları koruması. Bunlar 40 liraymış şunlar. Ne yapıyorsun? Pardon. Ya az saç var ya, onu az bir düzelteyim dedim. Şimdi kötü görünüyor önden. Şimdi gözlükleri deneyeceğiz. Burada bir challenge mı yapsak acaba seninle? Favorim. Aman Allah'ım. Nasıl görünüyor? Bence bu iyi ya. Sana yakıştı ya. Aynen. Olmaz. Ona kaçırmasınlar diye şey takmışlar. Beyaz bana hiç gitmez ama bir deneyeceğim. Şşt. O ne o? Alma. Bu olmaz. Bakayım. O sana 10 numara oldu ha. Damla oldu baba. Ya. Damla model bana uymuyor. Şu kulaklardan dolayı biraz etkiliyor. Bana şöyle daha geniş model lazım. Arkadaşlar. Çekil. Ben de taktım. Bence bu. Aynen. Polarize cam 100 liraymış bu arkadaşlar. Şu an %10 indirimi var. 90 liraya da bunu alacağız. En güzeli bu. Kauçuk saplı falan, hem de hafif. Terlediğimizde de kayıp düşmez. Tamam. Gözlük bu. Adamı gözlüksüz bıraktık. Görüyorsunuz. Biraz üzgün. Diğerleri gülüyor. Ona da bir gözlük takalım ya. Gözlük takınca gülüyorlar mı acaba gerçek? İlginç. Bak şimdi. Bakayım. Bak gördün mü? Gülüyor. Oha. Bak gözlüğü çıkar. Üzgün. Tak gözlüğü kardeşim. Gülüyor. Çok güzel. Gülün çocuklar. Bunlar... Ayakkabı. Ayakkabılar ucuzlamış. Epey ucuzlamış. Hmm. Ama hepsi ucuzlamış. Ayakkabı mı alacağız? Ayakkabılar bizim buradaymış ya. Bayan reyonuna gitmişiz. Sıkıntı oldu. Sanki orası daha güzeldi ya, renkler falan. Tamam, bu uygun. Fiyat olarak da iyi. Fiyat? Yer tutuşu zaten hepsinin aynı. 3. Sadece şunda biraz fazla. 4. Orada o kadar para vermeye gerek yok. Çok kayalık zeminde gezmiyoruz. 320 bence pahalı. Bu 240 lira bence şu an ideal bir fiyat. 240. Bu kaç numaraydı? Normal dışarıdan bile bir spor ayakkabı alsan 150 lira ki bu doğa için giyilecek. Evet, 42 numara. Bunu hemen bir deneyelim bakalım. Ayağımız olacak mı? Şu anda tam oturdu. Uçta da çok az bir boşluk var. Yürürken çok etkilemeyecek. Dur. Bırakmıyor. Kişo. Tamam, bunu alacağız. Gerçekten ayakkabı rahatmış ya. Beklediğimden rahat çıktı. Bu kadar beklemiyordum. Alt tarafta görüyorsunuz. Cross kontak var. Vallahi ne bilmiyorum. Cross kontak hakkındaki bilgiyi... Bunu biz birazdan, şurada görevli bir arkadaş var. Az geri çeksene, çok yakın duruyorsun. Cross kontağı ona soracağız, ne işe yarıyor. Şu anda çözemedik. Hani bir çapraz bir durum var ama hani tam olarak nedir? Buralarda da yazmıyor. Dur onu söyleyeyim de hatta buraya assınlar, bu cross kontak ne anlama geliyor.
Hemen sen şu an ekstra bilgi veriyorum, bunu not edin. Bildiğiniz gibi normalde ben 41 giriyorum da doğa yürüyüşlerinde mutlaka 1 numara büyük ayakkabı almak gerekiyor. 10-15 kilometre yürüdükten sonra insanın ayağı ödem topluyor ve şişiyor, büyüyor. Rahat etmesi için, yüzünü buruşturmalım. 1 numara büyük almak gerekiyor. O yüzden 42 aldık. Bir de gidelim şu cross contact neymiş, hemen birini bulup soralım. Kaçtı? 240. 239.99. Şöyle. Tamam. Batonlara bakıyoruz. Baton doğa yürüyüşünde en önemli eşyalardan bir tanesi. Çünkü yürüyüşlerde yaklaşık vücut ağırlığımızın %30'unu baton bizden alıyor. Her adım attığımızda biliyorsunuz bizden para vermeden sırtımızdaki yükle birlikte böyle birer değnek yaparak da bu işi görebilirsiniz. Oğlum alttan bir şeyler anlatma, ses karışıyor. Sonra altyazı eklemek zorunda kalıyoruz. Baton doğa yürüyüşlerinde değnek arkadaşlar. Böyle anılmaz da bizim değnekler. Şöyle bir hesaplama yapsak, her adımda 50 kilo yük binse dizimize ve 10 bin adım atsak yaklaşık 500 tonluk bir ağırlık yapar. Bunun %30'unu da, yanlış mı hesapladım ben? Ya da 50 tonluk neyse, bunun %30'unu batonlar alıyor. Kaç tane alacağız? 2 tane alacağız. Santim santim deliklerine koyup boyunuza evet göre ayarlayabilirsiniz arkadaşlar bunu. Bunun ayarını da şu şekilde yapıyoruz. Yere koyduğumuzda baton göğüs hizasına gelmesi gerekiyor. Bu da tam benim için ideal bir baton aslında. Göğüs hizama geliyor. Taşırken de yine şöyle küçük boyda çantanın yanına atacağız. Bunlardan 2 tane alıyoruz. Devam ediyoruz. Bize yetkili bir abi lazım. Yani sormamız gereken şeyler var. Bazı şeyleri çözemedik. Mesela cross contact ne orada? Özelliği ne? Hocam bize ne buldun? Size bir malzeme buldum ki öyle böyle değil yani. Bence doğa yürüyüşündeki en önemli malzemelerden biri oturmalık. Oturmalık. Ne yazmışlar bana? Evet, kamp oturma zemin matı. Oturma matı. Şöyle oturacağımız yere koyarken bir dakika. Bunu belimize bağlıyoruz. Şu şekilde. Tam arkaya. Oturacağımız zaman bir oturur musun be? Görüyorsunuz amaç bu. Totomuz üşümesin. Zemin ıslaksa oradan bir soğuk almayalım. Şöyle kaldırayım. Dön. Olmaz. Dön. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bir şey sorabilir miyiz? Bir saniye. Sizden bir yardım almak istiyorduk da. Tamam. Şimdi biz bu ayakkabıyı aldık ama şurada cross contact yazıyor. Hı hı. Bunu orada göremedik biz. Hı hı. Ne olduğunu, ne işe yaradığını. Bize kısaca bunu anlatabilir misiniz? Tabii. Cross contact taban yapısı bizde şu şekilde. Yani genel olarak ayakkabılarımız doğa yürüyüşü ayakkabısı olduğu için kullanacağınız araziye göre farklı taban yapılarını, özelliklerini taşıyor. Evet. Cross contact taban ise daha çok doğa yürüyüşü sırasında size çamurlu ve balçık zeminlerde ekstra yer sağlayan bir taban yapısına sahip ayakkabı olduğunu ifade ediyor. O şekilde. Yani ayağımız çamurda, balçık alanda kaymıyor. Yani kaymıyor, tutuş sağlıyor. Tamam, öyle yani %100 kaymaz diyemem ama kaymayı ciddi anlamda azaltıyor. Yani normal bir spor ayakkabıyla çıktığınız zaman çok ciddi bir şekilde kayıp kendinizi sakatlama riskiniz varken bu ayakkabıyla birlikte adımlarınızı daha fazla güvenle atabiliyorsunuz. Fark o. Alıyoruz o zaman. Teşekkür ederim. İyi günler de kullanırsın. Sağ olun. Olcan. Cross contact ne işe yaradığını anladık. Cross contact yumuşak zeminler diyelim, ıslak balçık zeminde yer tutuşunu arttırıyor. Yani yere bastığımızda spor ayakkabıyla bir anda kayıyoruz ama bununla yer tutuşu daha fazla olduğu için düşmemizi engelliyor. Güzel bir özellik. İyi duruyor mu? Çok iyi duruyorsunuz. Bir de şu var ama şu daha güzel bence ya. Değil mi? Sen ne dersin? Hangisi daha güzel? Bence boynundaki. Boynumdaki değil mi? Tamam. Bunu alalım o zaman. Bunu boyunluk olarak kullanabiliriz.
bileklik olarak kullanırız. Aslında buff'ın böyle 20-25 çeşit kullanım alanı var. Hemen size çok basit bir tanesini göstereceğim. Şu iç kısmı çeviriyoruz. Alalım. Daha sonra tutup takla attırıyoruz ve veremiz hazır. Aha. Ama giymedik. Bu şekilde bere olarak da kullanabiliriz. Bunun doğa yürüyüşünde faydası şu, güneşte vardı özellikle. Boyun bölgemiz, ense bölgemiz güneşten dolayı çok yanıyor. Boynumuzu kapatmak için bunu kullanıyoruz. Şimdi ne eksiğimiz kaldı? Çakmak, bıçak ve düdük. Düdük çok önemli. Şöyle bir model var. Ben şahsen çok beğeniyorum bunu. Kendim de özel hayatımda da günlük hayatımda da kullanıyorum. Bu ürünün özelliği hem düdük hem pusulan hem şöyle arka tarafında bir termometresi var. Aynı zamanda şöyle doğayı incelemenizi sağlayan küçük de bir büyüteci var. Fiyatı şu anda 19,5 TL bunun. Tavsiye ederim. Bence hoş bir ürün yani. Bence de çok güzel, fonksiyonel bir ürün. Anahtarlıklı aksesuar olarak bile taşınabilir yani. Burada takma yeri de var. Çantamıza bunu rahatça asabiliriz. Pusula, yine bu büyüteci birçok amaçta kullanabiliriz. Termometre de güzel. Arkadaki yaz kış kullanabileceğimiz bir şey. -30'a kadar gösteriyor. +50. Bunu da ekliyoruz. Fiyatı neydi? Takip ediyoruz. Mağaza müdürünü yakaladık, bizimle geziyor bugün. Normalde ürün şu, seri sonu indiriminde şu anda. 99,5 liradan 99 lira 99 kuruştan 59,99'a düşmüş görünüyor ama elimizde yok gibi duruyor. Ben hemen bir stoklarını kontrol edeyim. Arkadaşlar ürün %50 %50 mi oluyor? %40 %40 indirime girdiği için tükenmiş stoklarda yok. Bakacağız depoda var mı? Depoda varsa hemen bir tane getirtireceğiz. Demek ki çok güzel bir ürün kalmamış. Şu an ürün elimde kalmamış. İstanbul'daki mağazalarda var. Oradan bir tane isteyeceğiz. Gelecek. Onu daha sonra alacağız. Şimdi gelelim. Aldığımız bütün malzemeler ne kadar tuttu ona bakacağız. Şurada da bir masa var. Sağ olsun Oğulcan Bey izin verdi. Onun üstüne bütün malzemeleri yayacağız ve çantaya dolduracağız. Hem ne kadar yer kapladığına bakacağız hem de toplamda ne kadar tuttuğunu. Bu para bunlara verilir mi? Asıl kısım bu. Bunları konuşacağız. Şimdi gidelim hazırlığımızı yapalım. Evet arkadaşlar şimdi alışverişi tamamladık. Günübirlik doğa yürüyüşünde bize lazım olacak malzemelerin hepsini aldık. Burada sadece çakmakla bıçağı bulamadık. Onları da dışarıdan temin edebiliriz. Toplamda burada gördüğünüz ürünlerin hepsinin fiyatı 728 lira tuttu. İlk etapta yüksek gelebilir size bu fiyat. Ama uzun ömürlü olduğunu düşündüğümüzde ki bunların hepsinin 2 yıl Decathlon garantisi var. Kişinin kullanımına temiz bakarsa eğer, temizliğine dikkat ederse bunlar 5 ile 10 yıl arasında ömürleri oluyor. Şimdi böyle düşündüğümüzde ortalama 5 yıl dersek, 750 lira desek yuvarlak, 150 lira yapar yıl için. Bu da aylık ne yapar? 12 lira, 15 lira arasında bir fiyat yapıyor. Yani aslında hiçbir şey, deva de kulak. Doğada olmanın verdiği keyif, orada geçirdiğimiz vakit, o temiz hava, o kuş sesleri, etraftaki su sesi, çekirge sesleri, insana verdiği keyif, bence parayla zaten ölçülemeyen bir değer. Aynı zamanda ayrı bir sosyal ortam oluyor, arkadaşlarınızla gidiyorsunuz. Oradaki muhabbetler, sohbetler ve doğada bulunurken işte o dört duvarın arasından çıkmıştık. Telefondan, internetten uzak bir hayat gerçekten insana yani tarif edilemez bir mutluluk veriyor. Şimdi o yüzden fiyatı çok gibi görmeyin. Bunu aldığınızda birkaç yıl boyunca zaten kullanacaksınız. Şimdi hepsini sırt çantasına dolduracağız. Hem sırt çantası da nasıl düzenlenir, doldurulur? Bu kadar malzeme gerçekten onun içine sığar mı? Ona bakacağız. Tabii burada eksik olan ne? Bunun içine yiyecek koymadık. Yürüyüşe çıktığımızda yanımıza kuru yemiş, kuru meyve, sandviç, çikolata, gofret gibi şeyler atıyoruz çantaya. Hatta şimdi bakın ayakkabıyı, kıyafetleri falan da koyacağım. Hepsi içine sığacak.
Gördüğünüz o arabadaki bütün malzemeler şu küçücük çantaya sığdı. Şimdi burada 3 önemli kural var. Bunu kesinlikle unutmuyoruz. Öncelikle bu videoya şuralarda bulunan bir abone olun butonu var. Ona basmayı mutlaka unutmuyoruz. Abone sayımızın artması çok önemli yeni videolar için. Yine yorum yapmayı ve bu videoyu kesinlikle beğenmeyi unutmayın. Çünkü video ne kadar beğenilirse, yorum alırsa ve abone sayısı artarsa çektiğimiz videolar üst sıralara çıkıyor ve daha çok insana ulaşıyoruz. Bizim amacımız burada insanlara doğayla ilgili yaşadığımız maceraları, bu bilgileri daha çok kişiye ulaştırmak. O yüzden lütfen yorum yapın, abone olun ve bu videoyu da beğenin. Şöyle bir durum da var. Abone olan olmayan, beğenen beğenmeyen herkese kucak dolusu sevgiler ve saygılar sunuyorum. Görüşmek üzere.